Ben Doktor Ebru Karpuzoğlu, Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesiyim. İşletme bölümümüz 4 senelik bir eğitim veriyor. Burada öğrencilerimiz yönetim, insan kaynakları, pazarlama, finans, muhasebe gibi dersleri alarak bu birimlerde yönetici adayı olarak mezun oluyor. Ya da bir şirket kurup bu şirketi sürdürülebilir kılmak isteyen öğrenci adayları yine işletme bölümünü tercih ediyorlar. Burada bir iki kavramdan size bahsetmek istiyorum. Birbiriyle karışan kavramlar bunlar. Girişimci, yönetici ve lider kavramları. Girişimci dediğimizde sermayeyi koyan ve bu koyduğu sermayenin karşılığında kâra ya da zarara katlanan kişilerden bahsediyoruz. Bunlar şirketi kurduktan sonra yönetebilir ya da yönetmeyebilir. Yönetici dediğimizde de örgütsel amaçlara ulaşmak için emeği, zamanı, ham maddeyi, malzemeyi, başkalarını yani insanları çalıştırarak örgütsel amaçları gerçekleştirmeye çalışan kişilerden bahsediyoruz. Yönetici ve lider kavramı karışıyor. Lider de kişinin kendi amacını ya da takım amacını gerçekleştirmek üzere kişisel ve takım amaçları doğrultusunda bir kişi tarafından yönlendiriliyor. Bu yönlendiren, belli davranışa sevk eden kişiye de biz lider diyoruz. Liderlik ve yöneticilik birbiriyle karıştığından bahsetmiştim. Birinde örgütsel amaçlara ulaşmak var, diğerinde kişisel ya da takım amaçlarına ulaşmak var. Yine 5 temel güç kaynağı açısından da biz ayırabiliriz. Bu güç kaynakları nelerdir? Ödüllendirici, zorlayıcı, yasal, uzmanlık ve karizmatik güç kaynağı. Yasal güç kaynağı otoriteyi ifade eder ve kişiye kurum tarafından verilir. Ödüllendirme güç kaynağı ödüller aracılığıyla kişileri belli davranışa sevk etmeye ifade eder. Zorlayıcı güç kaynağı cezalandırma ya da ödülden mahrum bırakarak kişileri belli davranışları yapmamasını ifade eder ve bu üç güç kaynağı yönetici yapar kişiye. Karizma ve uzmanlık güç kaynağı da kişiyi lider yapar. Biz derslerimizde hem yönetici hem lider hem de girişimciye yönelik bilgiler, akademik bilgiler ve uygulamaya yönelik bilgiler aktarıyoruz. Bununla birlikte iyi bir yönetici nasıl olur sorusunu da farklı açılardan ele alabiliriz. Bunlardan bir tanesi yönetim kademelerine göre yönetici özellikleri. Alt, orta, üst kademe yönetimde benzer özellikler olmakla birlikte ki bunlar nelerdir? Teknik beceri, beşeri ilişkiler becerisi, kavramsal beceri. Alt kademede teknik beceri daha önemliyken üst kademe yönetici de kavramsal, holistik beceriye yönelik bilgiler çok daha önemli. Tabii burada biz öğrencilerimize yine her üç kademedeki becerileri geliştirmelerine yönelik bir takım bilgiler veriyoruz. Şayet siz de iyi bir yönetici olmak ya da sürdürülebilir bir şirketin patronu, girişimcisi olmak istiyorsanız sizleri Beykent'e aramıza bekliyoruz.